Değerli arkadaşlar merhaba. Karacan TV'ye hoş geldiniz. İkinci yeni şiirini anlatacağız bugün sizlere. Soyut şiirin en ön plana çıktığı, dil bozuntularının en ön plana çıktığı, anlaşılmamanın belki de en ön plana çıktığı şiir türlerinden ikinci yeni şiiriyle karşınızdayız değerli arkadaşlar. İsterseniz kodlamayla başlayalım. Kimler vardı, kimler yoktu? O kısımla başlayalım. Şuraya yazmaya çalışayım ben sizin için. Ece, süt, iç. Sondaki ç'miz çok bir işe yaramayacak. Ece, süt, iç. Bunun değişik değişik farklı farklı kodlamaları var. Ancak işin içinde Ece, Ayhan vesaire olduğu için ben bunu tercih etmeyi düşünüyorum. Ece, süt, iç şeklinde kodlarsanız kafanızda kalırsa daha rahat edersiniz. İkinci yeni şiiri için. Kimler var peki burada? Ece, Ayhan var. Cemal, Süreyya var. Edip Cansever var. Sezai Karakoç. Ülkü Tamer. Turgut Uyar. İlhan Berk var. Dediğim gibi şu Ç'nin herhangi bir fonksiyonu yok. Bir şekilde kodlama yapmak için kullanıyoruz biz bunu. Tekrar ediyorum. Ece, süt, iç ikinci yeni şiirinin kodlaması. Bu şekilde hangisi vardır yoktur ikinci yeni şiirine hangisi dahildir değildir şeklinde bir sorumuz gelmedi. Çok geleceğini düşünmüyorum açıkçası ama gelirse kolay bir soru olmuş olur. Bu şekilde üstesinden gelmiş olursunuz. İkinci yeni şiirinde genel itibariyle şimdiye kadar gelen sorulara baktığınız zaman şiir verip bunun üstünde bir yorum yapmanızı istedi ve isteyecektir. İkinci yeni şiirin ikinci bir soru kalıbı. İkinci yeni şiirinin özellikle özellik kısmına girecektir. Özelliklerini verecektir. Bu kimdir, bunlar kimdir, nedir, ne iş yaparlar diye soracaklardır. Yani özelliklerinin çok iyi bilmesi gerekiyor ikinci yeni şiirinin değerli arkadaşlarım. Buraya olabildiğince özet bir şekilde almaya çalıştım. Üstüne de kata kata anlatmaya çalışacağım. 1950'li yıllarda Edip Cansever, İlhan Berk, burada söylediğimiz kişiler, bunlara Tevfik Akdağ gibi sanatçılar da dahil oluyorlar ama daha sonradan çıkıyorlar. Öncülük ettiği bir şiir ve edebiyat akımıdır. Kime karşı çıkıyorlar? Garip akımına karşı çıkıyorlar. Garip akımının şiiri mahvettiğini düşünüp o şekilde onlara karşı çıkıyorlar. Ve 1940 kuşağının toplumsal gerçekçi şiirine tepki olarak ortaya çıkıyor. Garip akımını işte şiiri çok derbeder ettiği için karşı çıkıyor. Peki 1940 kuşağının toplumsal gerçekçi şiirliğine, şairlerine niye karşı çıkıyor? Şiiri kendi ideolojik amaçlar için kullandıkları gerekçesiyle onlara karşı çıkıyorlar. Bunun karşı çıkış gerekçesi de bu. Değişik imge, çağrışım ve soyutlamalarla yeni bir söyleyişi amaçlamışlardır. Yani buradaki soyutluğu birazdan şiir örneklerimizde göreceksiniz. Yani anlama noktasında ciddi bir uğraş içerisine girecekler ki zaten kendileri de bunu istiyorlar. Şiir çaba işidir diyorlar. Şiiri okuyan, şairliği seven insanlar oturup o şiiri çözmek için çaba, gayret sarf etmelilerdir diyorlar. Evet, soyutlamaları yeni bir şiir amaçlamış. Bunu sağlamak için duyurmadık yeni sözcükler. Duyurmadık yeni sözcükler. Biz buna dili bozma diyoruz. Dili çok ciddi bozmuşlardır. Yeni yeni sözcükler çıkarmışlardır kendi kendilerine. Yani tuhaf tuhaf burada birkaç tane örneğini verdim. Daha fazla örneğini vereceğim ben size. Üvercinka, cehennet, apartan. Gördüğünüz gibi değişik değişik apartmanla hanı birleştirmiş. İşte cennetle cehennemi birleştirmiş vesaire. Üretmişlerdir. Bu gibi değişik sözcükler şiirimize koymuşlardır. Bu sözcükleri niye veriyorum? Size bir şiir verdiklerinde böyle tuhaf tuhaf sözcükler varsa bilin ki ikinci yeni şiirine dahil bir şiirdir orası. Şiirde imgeye çok önemli. Hayal gücüne ve duyguya ağırlık vermişlerdir. Daha çok bireyin toplumdaki yalnızlığı, sıkıntıları, çevre uyumsuzlukları gibi temaları işlemişlerdir. Farklı farklı her bir şairimizin farklı işlediği temalar var. Onlar üstünde durmaya çalışacağım. Şu imge kısmı önemli, hayal gücü kısmı önemli, anlaşılmazlık kısmı önemli değerli arkadaşlar. Evet, şiirde öyküleyici anlatım yolu terk edilmelidir. Özellikler kısmına yine baktığımızda anlatım kapalı ve soyut olmalıdır. Öyküleyici anlatımı kim yeğliyordu? Garip kısmı yeğliyordu. O kısmı tamamen bitirmek istiyorlar. Kapalı ve soyut anlatım olmalı. Ben bir şiirsever olarak o şiiri okuduğumda kendimce oradaki boşlukları doldurabilmeliyim ve kendime orada bir yer açabilmeliyim. Şiirde bunu istiyor. Yani şiir bir kişilik değil, çok kişilik olsun istiyorlar.
Şiir dili konuşma dilinden uzak ve özgün olmalı. Şu ifadeye dikkat, konuşma dilinden uzak. İşte gördüğünüz gibi burada nelerimiz vardı? Cehennet, üvercinka, apartan gibi ifadeler vardı. Mısır kalyonine diye ifadeler var mesela. Birazdan göreceksiniz. Özgün olmalıdır. Mantık dokusundan arındırmalıdır. Mantık aranmamalı şiirde. Şiir çünkü mantık yapacak bir iş, bir yer değildir diyorlar. Ahlak, erdem, gerçek gibi değerler şiirin amacı olmamalıdır. Birazdan ahlaktan kendi tırnak içerisinde söylüyorum. Kendi içlerinde söyledikleri ahlaktan ne kadar uzak olduklarını göreceksiniz. Yani şiirde cinselliği göreceksiniz, belki erotizmi göreceksiniz, farklı farklı ifadeleri göreceksiniz şiirlerinde. Şiirde ahenk, ölçü ve uyakla değil, musiki ve anlatım zenginliğiyle sağlanmalıdır. Ahenk, herhangi bir şekilde işte hece ölçüsü, aruz ölçüsü, işte zengin uyak, kafiye vesaire o kısımları istemiyorlar. Musiki istiyorlar. Yani şiirde bir iç ahenk olmasını istiyorlar. Bu da nereye doğru gidiyor? Bu da Ahmet Haşim'e doğru gidiyor. Birazdan o kısmı da size bilgi vermeye çalışacağım değerli arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapalım isterseniz. Birkaç tane burada vermediğim ifade kullanayım sizin için. Önemlidir bunlar. Şöyle yapalım. Bunlar hani toplumcu gerçekçilere karşı çıkmışlardı. Toplumcu gerçekçiler niye şiir yazarlardı? Yani sanat toplum için anlayışıyla yazarlardı ki insanlara bir şeyler aktarabilelim, öğretebilelim. Kendi fikrimizi, zikrimizi onlara anlatabilelim. Bunlar oradan tamamen uzaklaşıyorlar. Peki sanat sanat için midir? Sanat sanat içinde de daha da işte uç noktadalar. Yani onu en iyi şekilde yapayım istiyorlar. O yüzden şu ifade önemlidir belki. Şiir için sanat gibi bir ifade kullanmışlardır. Hatta şiir için şiir demişlerdir. Şiir için şiir demişlerdir. Yani olabildiğince şiiri şiir için yazmak gerekiyor. Bırakın sanat sanat işini, şiiri şiir için yazmak istiyorlar. Bu önemli ifadelerden bir tanesi onlar için. Batık imge diye bir ifadeleri var. Batık imge diye bir ifadeleri var. Yani nasıl anlatırım ben bunu size? Bu zihninizde net bir görüntüden ziyade biraz daha bulanıklık meydana getirmeyi istiyorlar. O bulanıklaştırılmış görüntülerin imaları, daha çok zihinsel imgeleri harekete geçirmeyi istiyorlar. Yani o zihninizin bulanıklığını aslında kendileri istiyorlar. Çünkü ben önce bulanıklaştırayım, oradan kendince şiir okuru, şiir sever, oradan kendince bir şey çıkarsın istiyorlar. Bu batık imge ifadesi önemli. Batık imge aslında bir nevi bizim divan edebiyatına doğru da gidiyor. Divan edebiyatında şiir normalde üst yüzeyde bir anlamı vardı. Bir de derinlere indikçe farklı farklı anlamlar çıkardı. Bunu en iyi yapan yer neresi biliyor musunuz? Bunu da böyle yazmış olalım. Sevki Hindi akımıydı hatırlarsanız. Sevki Hindi, Şeyh Galipler vesaire onlar vardı. En iyi onlar yapardı. Sevki Hindi'yi yapabilmek için de, Sevki Hindi'yi okuyabilmek için de az önce bahsetmiştim ya girişte, ciddi bir şekilde çaba gerektiriyordu. Çaba yani şiir sever o şiiri okurken ciddi bir gayret içerisine, ciddi bir çaba içerisine girmesi gerekiyordu ki şiiri anlayabilsin ve kendini şiirin içinde bulabilsin. Yani bu bizim için önemliydi değerli arkadaşlar. Sevki Hindi ile şu an birleştirmiş olduk neredeyse. Daha sonra şu ifadeyi söylemiştik. Bozuk dil. Dilimizi bilerek ve isteyerek bozmuşlardır. Yani oradaki yani hani az önce bahsetmiştik ya konuşma dilinden uzaktır diye. Konuşma dilinden uzaklığı belki de bu şekilde sağlamışlardır. Yani istemediğiniz kadar değişik değişik farklı farklı kavramlar çıkarmışlardır. O kavramlardan yani özellikle size şiir verirlerse eğer İşte bu şiir kimindir, nedir, hangi akıma sahiptir, aittir vesaire bunun gibi bir ifade kullanırlarsa belki de lazım olur diye düşünüyorum. Şöyle birkaç tanesini yazayım isterseniz. Şuraya alta. Bach. Yani konçertolarıyla meşhur olan kişi. Konçertolarıyla meşhur olan vatandaş ama Cemal Süreyya buna konçerto demiyor. Konserto diyor. Bir Bach konsertosunun
dudakları gibi. İfadeye bakar mısınız? Bir Bach konsertosunun dudakları gibi. Şuraya bakın bir de. Dirim gibi bir ifade var. Yani diri değil de dirim, dirim kısa, ölüm uzundur. Ölüm uzundur. Az önce kullandığım cehennetin geçtiği dize bu. Dirim kısa, ölüm uzundur. Cehennet, cehennetten abiler. Gördüğünüz gibi değişik bir dize kurulumu. Dirim kısa, ölüm uzundur cehennetten abiler. Başka ne söyleyebilirim size? Apartandan bahsetmiştim. Onu şey yapalım isterseniz. Top ağacından apartanlarda odası gibi bir cümlesi var. Yani şuradaki cehenneti görüyorsunuz, apartmanları görüyorsunuz vesaire. Bunun gibi hani işte dili bozmuşlardır dediğim ifade aslında buydu. Dil ciddi bir şekilde yani yeni yeni kendi kafalarına göre sözcükler çıkarmışlardır. Dolayısıyla bu sözcükleri siz soru esnasında şiirde gördüğünüz zaman aklınıza neresi gelecek? İkinci yeni gelecek değerli arkadaşlar. Şuradan yeni sayfa açmadan şuradan devam edeyim isterseniz. Şöyle bir ifadeleri var. Alımlama estetiği. Alımlama estetiği. Bundan bahsetmiştim size aslında. O şiirdeki boşluklarının okuyucuyu doldurmasının isteği. Yani kendilerince orada yani net bir boşluk bırakmıyorlar. Tabii orada 3 nokta gibi bir ifade yok. Ama şiiri öyle bir şekilde yazıyorlar ki yani orada ne anlatmak istediğini işte bana soruyorsun ben başka bir şey söylüyorum. İşte başkasına soruyorsun o başka bir şey söylüyor. Diğeri başka bir şey söylüyor vesaire. Buna da alımlama estetiği diyorlar değerli arkadaşlar. Farklı bir ifade belki. En son olarak da bunu söyleyebiliriz. Biçim öndedir. Biçim öndedir. Anlam neredeyse onlar için hiç önemli değildir. Tabii ki bir anlam için yazıyorlar ama o anlamı siz kendinizce oradan çıkartmanız gerekiyor değerli arkadaşlar. Ekstra yani bunları söyleyebilirim. Şunu da şöyle yapalım. Burada bir sürü kalemimizi alalım. Burada bir sürü özellik yazmaya çalıştım ben size. Yani bu özelliklerin haricinde ekstra o özellikleri de söyleyebilirim. Az önceki tahtama yazdığım özellikleri de söyleyebilirim. Özelliklerden ben soru gelir diye düşünüyorum. Yani onun için ikinci yeni şiirin özelliklerini adınız soyadınız gibi bilmeniz gerekiyor değerli arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş şairlerimize geçelim bakalım. Kimle başlayacağız? Tabii ki sevgili Cemal Süreyya ile başlayacağız. Cemal Süreyya ikinci yeni şiirin önde gelen şairi. En önde geleni hatta belki de öyle söyleyebiliriz. Üslubundaki mizah ve ironi ona ayrı bir özellik kazandırmıştır. Mizah ve ironi. Birazdan işte Üvercinka'dan bir örnek göstermeye çalışacağım size. Orada görürsünüz zaten değişik bir üslubu olduğunu, farklı bir üslubu olduğunu göreceksiniz. Mensur yazılarında Osman Mazlum imzasını kullanmıştır. Papyrus dergisi Cemal Süreyya ile özdeşleşmiştir. Ona göre bu şekilde bilebilirsiniz. Ne yazabiliriz ekstra? Şunu yazabiliriz. Cemalettin Şeker. Seber. Cemalettin Seber. Bu ismi kullanıyor. Normalde ilk şiirlerinde aruzla başlıyor. Yani bir ara hece meselesi oluyor. Tabii bunlar çok kısa aralıklarla arkasından tabii ki serbest. Yani ömrünün neredeyse tamamı serbest vezinde geçiyor diyebiliriz. Cemal Süreyya ile anılan ifadeler var. Cemal Süreyya sorulursa, yukarıda bir parça verilip sorulursa, bu ifadeler çıkarsa şaşırmayın. Şiir anayasaya aykırıdır der. Şiir anayasaya aykırıdır der Cemal Süreyya. Yani niye anayasaya aykırıdır? Çünkü olmuş yani olması gerekenin dışındadır. Şiir dili, şiirin kendisi, şiirde işlenenler yani olması gerekenden farklıdır. Bir de
Belki de garip hareketine muhalif oldukları için şu ifadeyi kullanmıştır. Folklor, şiire düşman. Garip hareketi biliyorsunuz folklordan yararlanmıştır. Bunu özellikle belirtmek istemiştir. Folklor, şiire düşman. Bu da Cemal Süreyya'nın en bilinen cümlelerinden bir tanesi. Neler işlemiştir? Tabii ki aşk işlemiştir. Cinsellik işlemiştir. Cinsellik işlemiştir. Ölüm işlemiştir. Kardeşini, annesini, babasını çok küçük yaşlarda kaybediyor. Dolayısıyla şiirlerinde ölüm de vardır. Cinselliği çok farklı bir şekilde işlemiştir. İnsanlar yani hani demiştik ya ahlak, erdem vesaire gibi kısımlardan uzak tutulmalıdır şiir diye. Bunun için rahat bir şekilde işlemiştir. Aşk tabii ki vazgeçilmezidir diyebiliriz. Şimdi Cemal Süreyya'dan şöyle Üvercinka. Yani burada az önce bahsettiğimiz o özellikleri görebilmenizi istiyorum sizden şimdi. Bir defa şiirin başlığı. Şiirin başlığında gördüğünüz gibi o dil bozma meselesi yani güvercin değil. Güvercin değil. Arkasına K diye başka bir şey eklenmiş. Burada ne anlatmak istediği artık sizin kendi hayalinize, kendi tasavvurunuza bağlı. Böylece bir kere daha boynunlayı sayılı yerlerinden en uzun boynun bu senin dayanmaya ya da umudu kesmeye, kesmemeye. Laleli'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız. Birden nasıl oluyor? Sen yüreğimi elliyorsun. Ama nasıl oluyor? Sen yüreğimi eller ellemez. Sevişmek bir kere daha yürürlüğe giriyor. Bütün kara parçalarında Afrika dahil. Gördüğünüz gibi çok böyle aslında ne işlediği belli değil. Bir yani tramvaydan bahsetti. Ondan sonra sevişmekten bahsetti. Gitti ondan sonra bir Afrika'ya uzandı. Devam edeyim bir dörtlü bir bent daha. Aydınca düşünmeyi iyi biliyorsun eksik olma. Yatakta yatmayı bildiğin kadar. Sayın Tanrı'ya kalırsa seninle yatmak günah. Daha neler? Boşunaymış gibi bunca uzaması saçlarının. Ben böyle canlı saç görmedim ömrümde. Her telinin içinde ayrı bir kalp çarpıyor. Bütün kara parçaları da için Afrika dahil. Yani burada özellikle ben size şiiri açıklamaya çalışmayacağım. Bunun farklı farklı açıklamaları var. Altında yatan bir sürü ifade var. Hem buna süremiz yetmez hem de ikinci yeninin anlayışına ters olur. Çünkü ben size şiiri anlatmamam gerekiyor. İkinci yeni diyor ki birbirinize şiir anlatmayın. Sen oku, sen kendince anla. Öbürü okusun, öbürü kendince anlasın. Dolayısıyla burada farklı farklı aslında bir sürü kavram kullanıyor. Bir tabir yerindeyse bir Hanya'dan kullanıyorlar, bir Konya'dan kullanıyorlar. Ama bunların kendilerince tabii ki bir simetrisi var. Sizin de kendinizce bu simetriyi kendinizce altını çizerek belirtmek istiyorum. Oluşturmanızı istiyorum. Diyorlar değerli arkadaşlar. Evet. Cemal Süreyya böyle. Cemal Süreyya böyle. Şeye eserlerine baktığınız zaman Üvercinka tabii ki çok önemli. Göçebe, beni öp sonra doğur beni çokça çıkar. Soru bankalarında güz bitiği çokça çıkar. Sıcak nal, sevda sözleri. Bunlardan çıkmaz diyebileceğim ifade yok ona göre. Bunlardan çıkmaz diyebileceğim işte bir şiir kitabı yok. Denemeleri ve antolojileri tabii ki önemli. Cemal Süreyya bilinecek değerli arkadaşlar. Cemal Süreyya'ya dair anlatacak çok şey var. Çok anekdot var. İşte normalde Cemal Süreyya olup oradaki yeğesinin nasıl kaybolduğu vesaire. Bunları ben ufacık bir ipucu vermiş olayım. Siz kendiniz araştırın. Edebiyat sever olarak onları da bulmuş olursunuz. Tamam. Evet sırada Sezai Karakoç. Şöyle kendime bir boşlukta çıkarmış olayım. Sezai Karakoç önemli. Sezai Karakoç ikinci yeni şiir için önemli. Ancak şöyle bir ilginç bir ifadesi var. Sezai Karakoç'a soruyorlar işte ikinci yeninin neresindesiniz diye. Sadece ikinci yeniyle aynı dönemde olma şanssızlığıyla yan yanayım diyor. Yani kendini ikinci yeni de hissetmiyor. Çünkü Sezai Karakoç'un düşünce dünyasıyla, fikriyle
ikinci yeni tamamen zıttır. Az önce erdem, ahlak vesaire bunları reddederler demiştik ikinci yeni için. Sezai Karakoç bunun dışındadır. Sezai Karakoç daha çok İslam kültürüyle yetişmiştir. Buna göre şiirler yazmıştır. Dolayısıyla bu anlamda kendisini o grubun içerisinde çok istemez, çok o grubun içerisindeyim diye söylemez. Kullandığı ifade bu. Sadece onlarla aynı dönemde şiir yazdım diyor. Başka bir şey demiyor. Şuradan bakalım isterseniz. İkinci yeni akımı doğrultusunda geleneksel İslam kültürü ile eski Türk ve Orta Doğu uygarlıklarından beslenen çarpıcı, mistik, özgün şiirler yazmıştır. Burada daha önce İslam kültürünü temsil eden kimler vardı? Mehmet Akif vardı, Aruz'la yazmıştı. Necip Fazıl vardı, Hece ile yazmıştı. Sezai Karakoç bu dönemin, bu akımın devamıdır aslında. Ancak İslam kültürüyle yazıp da serbest şiir yazan ve bunu soyut bir şekilde yazan Sezai Karakoç'tur diyebiliriz. Yani bunu bu şekilde tanımlayabiliriz. Önceden Mehmet Akif vardı, Aruz'la yazdı. Necip Fazıl Hece ile yazdı. Sezai Karakoç serbest yazdı ve soyut yazdı. Serbest yazdı ve soyut yazdı. Birazdan yine eserlerine bakacağız. Olabildiğince Sezai Karakoç'u fikir zikir olarak ikinci yeninin dışında tutmaya çalışabilirsiniz değerli arkadaşlar. Neler söyleyebiliriz Sezai Karakoç'a dair? Şuradan yazmaya çalışayım isterseniz. Şu kelime diriliş. Bu kelime Sezai Karakoç'un için olmazsa olmazdır. Diriliş kelimesi. Yani her şeyi bu kelimenin üstüne bina etmiştir diyebiliriz. Mesela şurada İslam'ın dirilişi ifadesini görebileceksiniz. En basitinden Sezai Karakoç'un bir partisi bile var biliyor musunuz? Ne olsa iyi, tabii ki diriliş partisi. Diriliş partisi. Dolayısıyla diriliş sözcüğü eşittir Sezai Karakoç'tur. Bir edebiyatçı, bir şairse eğer tabii ki nesi var? Diriliş dergisi var. Diriliş dergisi var. Buna dikkat. Sezai Karakoç ne yazar? Sezai Karakoç anne yazar, sevgi yazar, çocuk yazar, şuradan devam edeyim, ölüm yazar. Tabii ki mistiktir. Bu ifade önemli. Yani az önceki Necip Fazıl'ın devamı, Mehmet Akif'in devamı diye kullandığımız ifade halen burada geçerli. O zaman şuraya ben şöyle yazabilirim. İslami şair yazabilirim. İslami bir şairdir yazabilirim. İkinciyi reddettiğinden bahsetmiştik. Tekrar onu bir daha yazmaya gerek yok diye düşünüyorum. Birazdan şuna bakacağız. Mona Rosa diyorlar. Mona Rosa diyorlar. Evet. Bu çok önemli bir şiiri. Buna şöyle edebiyat eleştirmenleri modern Leyla Mecnun. Modern Leyla Mecnun denemesi diyorlar. Modern Leyla Mecnun denemesi diyorlar. Burada bir aşktan bahsediyor. Tabii çok kapalı bir aşk. Sezai Karakoç sevdiği kıza yazıyor bu şiiri. Tabii sevdiği kız bunu çok sonraları öğreniyor. Çok çok sonraları öğreniyor. Aslında biraz daha böyle dikkatli okumuş olsaydı orada çok güzel ama çok güzel bir akrostiş olacaktı. Hemen oraya geçelim isterseniz. Çok böyle uzatmayalım, sizi de merak ettirmeyelim. Şuradan şöyle bakıyoruz. Evet. Mona Rosa karşınızda. Mona Rosa okurken şunlara dikkat etmenizi istiyorum. Mona Rosa bir aşk şiiridir. Mona Rosa bir soyut şiiridir. Mona Rosa anlaşılması güç bir şiirdir. Yani dikkatli okunması lazımdır ki içerisindeki o ifadeyi çıkartabilelim. Bir de dediğim gibi çok böyle orijinal, çok güzel bir akrostişi vardır. Mona Rosa, siyah güller, ak güller, Geyve'nin gülleri ve beyaz yatak, kanadı kırık kuş merhamet ister, ah senin yüzünden kana batacak. Mona Rosa, siyah güller, ak güller, ulur aya karşı kirli çakallar, ürkek ürkek bakar tavşanlar da. Mona Rosa, bugün bende bir hal var, yağmur iri iri düşer toprağa, ulur aya karşı kirli çakallar. Açma perdeni, perdeleri çek, Mona Rosa, seni görmemeliyim, bir bakışın ölmem için yetecek. Anla Mona Rosa, ben bir deliyim, açma perdelerini, perdeleri çek diye uzunca devam ediyor. Şöyle göstereyim isterseniz. Uzunca bir şiir. Hemen şuna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Şuradan kalemimizle gösterelim. Akrostiş var demiştim. O akrostişi, yani normalde akrostiş şöyle
dizelerin başlarındaki harflerle bir şeyler çıkartmaktı. Ancak o kadar profesyonel yazmış ki dizelerin başları değil, her beşliğin başı. Dikkat edin şimdi. Şurada kırmızı. Bakın şöyle. Buna devam ettirdiğiniz zaman ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Muazzez Akkaya. Arkasına bir de M getirmiş böyle. Muazzez Akkaya. Sezai Karakoç'un üniversite yıllarında, fakülte yıllarında, burada mülkiye dokunmuştur bu arada, mülkiyelidir. Fakülte yıllarında sevdiği kızın ismidir. Akrostişle bunu belirtmek istemiştir. Tabii Muazzez Akkaya bunu o zamanlarda anlamamıştır. Daha sonra çok sonraları anlamıştır. Tabii ki o zamana kadar çoktan evlenmiştir. Saygı duyuyorum demiştir Sezai Karakoç'a. Sezai Karakoç da bu tekrar sorulduğu zaman herhangi bir şekilde bununla ilgili konuşmak istememiştir. Yani çok kapalı bir şair, çok içli bir şair. Yine Muazzez Akkaya'ya dair söyleyebileceğimiz çok şey var. Çünkü onun üstüne aşk şiirlerini yazmıştır. Aşk şiirlerini okuduğunuz zaman işin içinde Muazzez Akkaya'nın olduğunu bilmenizi isterim değerli arkadaşlar. Evet. Hemen bir de İslami yönünü gösteren bir şiirimiz olması gerekiyor. Bu da şöyle. Şöyle göstereyim en başından. Sürgün ülkeden başkentler başkentine diye bir şiiri var. Bunu bilin. Çok önemli bir şiir. Sürgün ülkeden başkentler başkentine. Yani güncel bir şiir. Dolayısıyla bilirseniz, karşınıza çıkarsa, çıkma ihtimali yüksek, karşınıza çıkarsa şaşırmazsınız değerli arkadaşlar. Hemen buradaki İslami ögeleri göstereyim ben size. Yıllar geçti, sapan ölümsüz iz bırak toprakta. Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılarına. Çatı katlarına, bodrum katlarında gölgelendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba. Hep Kanlıca'dan Emirgan'da, kandilinin kurşuni şafaklarında seninle söyleşip durdum bir ömür baharında, yazında. Şimdi onun birdenbire gelen sonbaharında sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Ey çağdaş Kudüs! Ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır! Ey ipeklerle yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünüm benim. Gördüğünüz gibi şuradaki ifadeler, buralar tamamen hepsi İslami ögeleri barındıran ifadeler. Aynı zamanda ne kadar soyut yazdığını göstermek için şu da önemli. Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs bardağında. Bakın, yani buralarda Kudüs'ten, Mısır'dan bahsetti, şimdi de Venüs'e gitti. Bu kadar kapalı yazıyorlar, bu kadar soyut yazıyorlar. Arkasından tarihe gidiyor, bakın Konstantin ifadesi kullanılıyor. Yani bu ifadeler önemli. Hemen şuraya doğru uzanalım. En son bendi bizim için önemli. Okuduğum zaman hatırlayacaksınız belki de. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar? Madem ki yar vardır. Yoktan da vardan da öte bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden umut kesmem, kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünüm benim. Bu şiiri özellikle göstermek istedim, özellikle okumak istedim. Dediğim gibi güncel bir şiir olduğu için olur ya, karşınıza çıkar, hemen böyle tak diye işaretlersiniz. Hem doğru çıkar hem vakit kaybetmemiş olursunuz. Burada neleri gördünüz Sezai Karakoç'a dair? Soyut yazdığını gördünüz, İslami yazdığını gördünüz, serbest şiir yazdığını gördünüz, herhangi bir şekilde işte hece vesaire, kafiye, bunlarla ilgili ilgilenmediğini gördünüz. Aynı zamanda işte konulu şiirler yazdığını gördünüz. Burada Sezai Karakoç'u çözdüğünüzü düşünüyorum. Evet değerli arkadaşlarım. Sezai Karakoç'umuz böyle. Sezai Karakoç
Şiirleri tabii ki önemli. Körfez, Şahdamar, Hızır'la 40 Saat, Taha'nın kitabı, Gül Muşlusu, Zamana Adanmış Sözler. Bunun haricinde inceleme ve denemeleri bir sürü. Dediğimiz gibi İslam'ın dirilişi, bakın altında işte dirilişin çerçevesinde vesaire. Yani diriliş sözcüğü bizim için önemli değerli arkadaşlar. Altta diriliş neslinin amentüsü gibi gibi gibi. Yani bununla ilgili tabii Sezai Karakoç bilinmesi gerekiyorsa eserleri de bilinmesi gerekiyor. En azından şiir kısımlarını kesinlikle bilmenizi tavsiye ediyorum sizlere değerli arkadaşlarım. Sezai Karakoç'tan sonra İlhan Berk. İlhan Berk'ler tabii ki yine çok ön planda, çok çok iyiler. Tabii bir Cemal Süreyya kadar değiller. İlhan Berk de soru olarak gelir mi? Tabii ki soru olarak gelir. İşte olabildiğince İlhan Berk'i çözebileceğiniz tarzda birkaç cümle kurmuş olayım. İkinci yeni anlayışının belirmesiyle şiirin işlevi, şiirde anlamı daha farklı algılamaya başladığını gösteren şiirler ortaya koymuştur. Yani şöyle söyleyeyim, en yaşlı unsurudur, en yaşlı şairidir ikinci yeninin. Dolayısıyla çok yazmıştır. Daha doğrusu çok böyle farklı şekillerde yazmıştır. Böyle söylemek daha uygun olur. Farklı şekillerde yazmıştır. İlk başlarda daha ikinci yeni anlayışı daha çok böyle ortaya çıkmadan önce işin içinde ne var? Nereye yazmalı? Şuraya yazmalı. Nazım Hikmet etkisi var. Nazım Hikmet, İlhan Berk için önemli insanlardan bir tanesi. Güneşi yakanların selamı özellikle Nazım Hikmet etkisinde yazılmıştır. Dolayısıyla ben buraya ne diyebilirim? Toplumcu gerçekçi diyebilir miyim? Toplumcu gerçekçi diyebilirim. Güneşi yakanların selamı, Nazım Hikmet etkisi, toplumcu gerçekçilik İlhan Berk'te var olanlardan bir tanesi. Burada tabii ki normalde ikinci yenide anlam vesaire çok böyle ön planda değilken toplumcu gerçekçilik meselesi olduğu için burada anlam da ön planda, önde diyebiliriz. Bu bizim için önemli bir bilgi. Güneşi yakanların selamı için bunu söyleyebilirim değerli arkadaşlar. Yani İlhan Berk ikinci yeniye dair, ikinci yeniye geçtikten sonra peki ne zaman ikinci yeniye geçmiştir? En azından onlardan bahsedelim. Şu Günaydın Yeryüzü de hemen hemen işte toplumcu gerçekçi seride gitmiştir. Galile Denizi, Mısır Kalyonine, bundan sonra Galile Denizi ve Mısır Kalyonine, zaten ise ifadeye bakar mısınız? Mısır Kalyonine, yani sözcüğün bozulduğunu görüyorsunuz. Sözcük bozulduğu anda ikinci yeniye geçmiştir demektir. Galile Denizi ile başlıyor ikinci yeni macerası. Daha sonra İlhan Berk'i eleştiriyorlar. Yani işte temelsiz bir şiir yazıyorsunuz, işte nedir ne değildir. İlhan Berk bunlara karşı çıkıyor. Temelsiz şiir değildir diyor ikinci yeni. Hatta köksüz değil, köklü bir şiirdir diyor. Nereye uzandırıyor biliyor musunuz? Ahmet Haşim'i uzandırıyor. Konumuzun başında bahsetmiştim. Ahmet Haşim'le bir şekilde özdeşleşecek diye bunu İlhan Berk yapıyor. Ahmet Haşim de soyut şiir yazıyordu diyor. Ahmet Haşim de şiiri şiir için yapıyordu diyor. Yani Ahmet Haşim de ağır yazıyordu diyor. Dolayısıyla bu anlamda şiirin köksüz değil ta Ahmet Haşim'lere kadar uzandığını bildiriyor İlhan Berk. Yani bunu bilirseniz iyi olur İlhan Berk'e dair değerli arkadaşlarım. Evet, şurada yine Galile Denizi, Mısır Kalyonine, İstanbul Kitabı, bunlar da ikinci yeni tarzında yazdığı şiirler demiştik. Evet. Ece Ayhan'lara geldiğimiz zaman, Ece Ayhan grubun en uçtaki şairi, en uçtaki şairi, en aykırı şairi, en değişik yazan şairi. Grup değişik yazıyor, farklı yazıyor, uç yazıyor. Ece Ayhan onlardan da uçta yazıyor. Şurada dilin uçlarında dolaşan ifadesi önemli. Farklı farklı değişik değişik ifadeleri var. Aykırı, tamamen aykırı her şeyle, sadece biçem değil, konu olarak da aykırıdır. İkinci yeni şiiri içinde en çok söz edilen şairlerden birisidir Ece Ayhan. Niye böyle olmuş? Şöyle yapayım isterseniz. Bize burası lazım açıkçası şu an. Şurayı silelim. Evet. İkinci yeniye Ece Ayhan
İkinci yeniye Ece Ayhan sivil şiir demiştir. Sivil şiir demiştir. Niye böyle dediğini az çok böyle düşünmenizi istiyorum. Niye sivil şiir demiştir? Yani o zamana kadar her şiir güdümlü bir şekilde yazılmıştır. Yani toplumcu gerçekçileri düşünün, işte hemen önündeki farklı, yani hep bir şekilde toplum için sanat yapıldığı için, o toplum için sanat neticesinde insanlar özgür bir şekilde şiir yazamamışlardır. Ya hükümetin emrinde, ya ordunun emrinde, ya başka birilerinin emrinde şiirler yazmıştır. O yüzden Ece Ayhan sivil şiir demiştir. Kimsenin karışmadığı, herkesin kendi kafasına göre yazdığı bir şiir olduğu için. Ece Ayhan kavgacı bir insandır. Çok böyle rahat durmaz. Kendisine o yüzden huysuz şair derler. Huysuz şair derler. Edebiyat eleştirmenleri bu yakıştırmada bulunurlar. Yani çıkabilir belli olmaz parçalarda. O yüzden bu ifadeyi bilirseniz sevinirim. Peki kendisi ikinci yeni nasıl değerlendirir? Yani ne der onlara? Bu ifade de önemli. İkinci yeni hareketine dair parasız yatılılar, mülkiyeliler, mülkiyeliler der. Parasız yatırılar, mülkiyeliler der. Biraz garip oldukları için kendisi de bu anlamda farklıdır. Ciddi sıkıntıları vardır. Yani o yüzden bir yerlerden beslenmedikleri için, o yüzden parasız yatırılar, işte okudukları için, o yüzden mülkiyeliler ifadesi kullanılmıştır. En kapalı diyebilirim sizin için. En kapalı. Yani Ece Ayhan bizim ikinci yenicilerin en kapalı şairidir. Dolayısıyla tabii bu nereden de ileri gelebilir? Sürrealist. Sürrealistliğinden de ileri gelebilir. Dil kısmı ile ilgili dili en çok bozan diyebilirim. Dili en çok bozan diyebilirim. İşte örneklerini vermiş olduk. Yani farklı farklı bir sürü değişik değişik sözcükler kullanmaya çalışmıştır. Ece Ayhan'a dair çok şey söylenebilir belki ama yani Ece Ayhan hayatında farklı kişiliğe sahip olan bir insan. Yani farklılık, en azından şunu söyleyeyim ne kadar farklı olduğunu. Ece Ayhan eşcinsel şiirler yazmıştır. Çünkü kendisi de o şekildedir. Kendi tercihidir tabii ki. Ancak yani normal olanın dışında, hani en uçta demiştim ya, en uçta olduğunun göstergelerinden bir tanesidir. Konu olarak neyden bahsetmiştir mesela? Ece Ayhan'ın şiirinde en geniş yer tutan, şuraya şöyle yapabiliriz mesela, tarihtir diyebilirim. Yani insan ilişkilerini tarih araştırmalarıyla açıklanabilen bir yapısı vardır. Gerçek bir şairin yarısının tarihçi olmasını söyler. Gerçek şairlerin en az yarısının tarihçi olmasını söyler. Çünkü tarihi çok iyi bilmesi gerektiğinden bahseder. Sanatçı bir, yani bu tutumunun nedeniyle tarihte önemli önemsiz bir şey olmayacağı, kesinlikle hep her şeyin önemli olacağından bahseder. Bu tarihle ilgili neyi söyleyebilirim size? Şunu söyleyebilirim, bu önemlidir mesela. Atlasları getirin. Atlasları getirin. Tarih atlaslarını. Atlaslarını. Şöyle sığdıramadım. Atlasları getirin. Tarih atlaslarını. En geniş zamanlı bir şiir yazacağız. En geniş zamanlı bir şiir yazacağız. Yani tarih kendisi için gerçekten önemli. Bunu bilmenizi istiyorum. Ece Ayhan özelde sorulursa tarih kısmıyla sorulacaktır. Yine belki özelde sorulursa çocuk eğitimine çok ciddi önem veriyor. Çocuk eğitimine çok ciddi önem veriyor. Yani daha önceki kitaplarındaki göndermelerinde işte masalsı bir atmosfer var. 1973'te bir eser yayınlamıştır. Devlet ve Tabiat ya da Ortakiden Ayrılan Çocuklar İçin Şiirler diye. Onu yazayım mı isterseniz? Burayı nasıl olsa aldınız. Burayı temizliyorum şu an. Burayı şöyle yapayım. Şuraya 1973 yazayım. Onu da notlarınız arasına alın. Devlet ve Tabiat ya da Devlet ve Tabiat
Ya da orta 2'den orta 2'den ayrılan, şöyle yapıyorum, orta 2'den ayrılan çocuklar için şiirler diye. Yani önemlidir bu. Kendisi de bu anlamda bir şair olduğu için, biraz daha garip yetiştiği için bunu önemsemiştir. Karnı aldıkları zaman çocuklar zayıflar olduğunda eve gidememelerini işlemiştir. Hatta sırf bu yüzden belki de intihar eden çocuklar olduğunu söylemiştir. Bunu işlemiştir değerli arkadaşlar. Yani burada yani meçhul öğrenci anıtı var mesela. Meçhul öğrenci anıtı bilinmesi gereken şiirlerden bir tanesi. İsterseniz birkaç mırıldanmaya çalışayım. Buraya bakın, burada, bu kara mermerin altında. Bir teneffüs daha yaşasaydı, tabiattan tahtaya kalkacak bir çocuk gömülüdür. Devlet dersinde öldürülmüştür. Devletin ve tabiatın ortak ve yanlış sorusu şuydu: mavera hün nereye dökülür? En arka sırada bir parmağın tek ve doğru karşılığı. Solgun bir halk çocukları ayaklanmasının kalbi nedir? Şeklinde böyle ifadeleri var. Bu meşhur öğrenci anıtır. Ciddi sıkıntıları olmuştur kendisinin. Bunu da şiirine yansıtmıştır diye söyleyebilirim. Yani Ece Ayhan'a dair. Ece Ayhan önemli soru olarak gelmeli. Siz de açıkçası bilmelisiniz. Olabildiğince kendisi sivil demişti ya, ben de edebiyattan biraz daha çıkarak, resmi edebiyattan biraz daha çıkarak sivil edebiyat halinde anlatmaya çalıştım. Çok böyle bunaltmamak için. Ece Ayhan'ı bilin arkadaşlar. Ece Ayhan çıkar. Ece Ayhan soru olarak gelir. Evet, eserlerine baktığınız zaman Kınar Hanım'ın Denizleri, Bakışsız Bir Kara Kedi. Gördüğünüz gibi Bakışsız Bir Kara Kedi ne, yani cümle ne anlattığı belli değil. Oradaki soyutluğu artık kendiniz çıkartabiliyorsunuz. Devlet ve tabiat, işte az önce bahsettik zaten. Yort Savul, Zambaklı Padişah eserlerini bilmenizi istiyorum. Şöyle. Edip Cansever'e geldiğimizde Edip Cansever şu kısımdan başlayalım doğruca. Özlü bir söyleyiş, çarpıcı bir biçim arayan, toplumsal eleştiri için mizah aracını kullanan bir tutum sergilemiştir. Edip Cansever nasıldır? Daha önce, yani yine şiirin ilk başlarında, duygularıyla hareket eden bir şairdir diyebiliriz. Daha sonradan biraz daha düşünceyi ön plana almıştır diyebilirim. Düşünceyi ön plana almıştır diyebilirim. Düşünce işin içine girdikten sonra da iyice soyutlaşmıştır şiirleri. Yani anlaşılmaz derecede, tamamen anlaşılmaz derecede soyutlaşmıştır. Burada kendi anlatmak istediklerini, düşünceyi anlatacak ya, kendi anlatmak istediklerini tabii ki şiirle anlatacak. Ama bir saatten sonra şiir kendisine yetmeyecek ve bu şiir kendisine yetmediği için şu cümle çıkacak açıkçası. Dize işlevini yitirdi. Dize işlevini yitirdi. Yani kendisi dizelere sığdıramıyor artık kendi ne anlatmak istediği kısmını. Tamamen soyut bir şekilde ilerliyor. Bunu da bilmenizi istiyorum değerli arkadaşlarım. Yerçekimli karanfil çokça çıkar her yerde. İkindi üstü tabii ki her zaman. Tragedyaları önemli. Tragedyaları önemli. Yani gerçekten trajedi yazmaya çalışmış da en baştaki tiyatrolarımız vardı ya. Yani onun gibi bir şeyler yazmaya çalışmış. Yani bu tragedyalarla beraber yeni şiir şekilleri de denemiştir. Bunu da şey yapabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Burada tabii ki bir serüveni var, şairlik serüveni var. Şu ikindi üstüne şöyle yapayım mı? Burayı aldınız nasıl olsa. İkindi üstüne acemilik zamanı diyebilirim. Acemilik zamanı diyebilirim. Dirlik düzenli kısmına dikkat edin şimdi. Garipçi şiirler diyebilirim. Tam böyle tam garip değil. Çünkü garibi benimsemiyorlar zamanında. Garipçi şiirler, garibe yakın şiirler. Tam garip değil ama garibe yakın şiirler. Yerçekimli karanfille beraber daha sonra, işte geriye kalan kısmında daha sonra ikinci yeni tarzında şiirler yazıyor diyebilirim Edip Cansever'e dair. Evet. Edip Cansever de böyle değerli arkadaşlar.
Turgut Uyar'a geldiğimiz zaman, Turgut Uyar yine önemli şairlerden bir tanesi. Şöyle, toplum ve törelerle çatışmıştır. Toplum ve törelerle çatışmıştır. Bireyin yenilgisine yakılmış ağıtlar diyebileceğimiz şiirler yazmıştır. Bu törelerle çatışma meselesi neyle başlamıştır? Belki de doğruca arz-ı halle başlamıştır diyebiliriz. Arz-ı hal şiirini burada okumayacağım ben. Arz-ı hal şiirine bir bakın. Orada işte toplumun benimsediği kısımların ne kadar gereksiz olduğu veya onlarla belki de yani alttan alta dalga geçtiği şeklinde söyleyebiliriz arz-ı hali dair. Arz-ı hal ve Türkiye mi? Arz-ı hal ve Türkiye mi? Garip tarzında şiirler diye söyleyebiliriz. Tam böyle garip olmasa da aynı işte Edip Cansever'de olduğu gibi garip tarzında şiirler söyleyebiliriz. Peki ne zaman geçti? Dünyanın en güzel Arabistanı'yla geçti tabii ki ikinci yeniye. İkinci yeniye dünyanın en güzel Arabistanı'yla geçti. Burada neler neler var? Niye daha doğrusu ikinci yeniye dünyanın en güzel Arabistanı'yla geçti? Anadolu'da yaşarken büyük şehre geldi. Kendisi söylüyor bunu. Büyük şehre geldikten sonra kendinde değişiklikler hissetti. Kendinde değişiklikler gördü. Ve ondan sonra şiir tarzı da değişti. Yani şöyle Anadolu'dan büyük şehre gelişle beraber ikinci yeni tarzına geçmiştir diyebiliriz özetle. Yani bunu söyleyebilirim. Peki ikinci yeniye geçtikten sonra neler neler işledi Turgut Uyar? Şuraya yazmaya çalışayım boşluğa. Yabancılaşma. Bu önemli. Kaçma arzusu diyebilirim. Kaçma arzusu. Yani büyük şehre geldi ama büyük şehir kendisini bunalttı, sıktı. O büyük şehirden kaçma arzusu, kendinden kaçma arzusu daha doğrusu, kendi kendinden kaçma arzusu ortaya çıktı. İkinci yeninin diğer şairlerinde olduğu gibi kadın ve cinsellik. Kadın ve cinsellik, hani demiştik ya törelerle çatışan diye, bu da burada ortaya çıkacak diyebiliriz. Ve ruhsal karmaşa. Ruhsal karmaşa. Kaçma arzusunu da zaten az buçuk söylemiş oldum. Ruhsal karmaşayı da kendi kendinden kaçma arzusu. Yani kendi kendisini tanımlayamayacak neredeyse. Böyle sıkıntılar var Turgut Uyar'ın. Turgut Uyar'a dair belki de bilinmesi gereken kısım şu tütünler ıslak kısmı. Tütünler ıslak kısmı. Burada silik şiir diyebilirim buraya arkadaşlar. Silik şiir. Yani artık şiir tamamen kayboluyor orada. Yani anlaşılmaz bir dereceye yükseliyor. Ne anlatmak istediği, ne demek istediği belli olmayan kısımlar söylüyor. Bunu söyleyebilirim sizler için. Turgut Uyar'ın ekstra nesi var? Tomris'i var. Tomris Uyar. Tomris Uyar, Turgut Uyar'ın eşi. Tomris Uyar öyle bir kadın ki 3 tane şairi kendisine aşık etmiş bir kadın. Kendisi de yazar. Kendisi de yazar. Yani önemli bir kadın. Benden sonra açıp bakabilirsiniz. Hikayelerini okuyabilirsiniz. Yani Tomris Cemal'e aşık. Cemal Süreyya'ya aşık. Ancak Turgut Uyar'la evli. Aynı zamanda kendisi ne kadar haberdar, ne kadar haberdar değil. Edip Cansever de Tomris'i platonik olarak sever. Yani düşünsenize 3 tane okkalı şair Tomris'in peşinde koşturuyor. Kendisi Turgut Uyar'ı seçiyor tabii ki. Evet. Burayı bu şekilde şöyle silelim. Turgut Uyar'ın birkaç tane eserini şuradan önce şunu göstermek istiyorum. Kurtarmak bütün kaygıları. Bakın kaygı, dert, sıkıntı, kaçma, orada yeni bir şiir yazma, şiirinde neyi bulabileceğini düşünme. Bir bakın isterseniz. Yani kendinizi şiirin içerisine salın ve şiirin içerisinde bir şeyler çıkarmaya çalışın. Sularsa akmak bir gün, bir gün, bir gün. Bir gün dağlara çıkmak, birer birer dağlara çıkmak bir gün. Çıkmak çıkmak birer birer bir gün dağlara dağlara bir gün. Bir gün birer birer dağlara. Ah nasıl dağlara bir gün. Ey bir gün çiçek açmak bir gün. Dağlara dağlara birer birer dağlara dağlara.
Şiiri devamını kendinizce okuyabilirsiniz ama şiirin ne kadar kapalı olduğu, yani birçok insan bu şiiri okuduğu zaman ya arkadaş böyle şiir mi olur diyebilir. Ancak şiirin altında katman katman altında bir sürü ifade yatıyor. Kendinizce bunu yorumlamaya çalışırsanız sevinirim. Sibernetik önemli şiirlerinden bir tanesi. 3 kere 3 9 eder bilirsin. Birin karesi 1'dir. Karekökü de bilirsin. Mutlu aşk yoktur. Bilirsin. Ama baharda ya da dışarıda, sonsuz göğün altında, aşkın aşkla çarpımı garip bir biçimde hep sonsuzdur, karekökü de yoktur. Biraz daha belki anlaşılabilen bir tarzda, yani aşkı işlediğini en azından hissedebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Ama aşkı çok farklı bir şekilde işlemiş. Yani matematik, işte karekök, 3 kere 3 vesaire. Yani yine burada farklı bir şekilde bir ahenk katmıştır. Ancak çok farklı şiir yazdıklarını buralardan görürsünüz. Size olabildiğince çok şiir göstermek istiyorum ki burada çünkü soru gelirse şiirle gelecektir değerli arkadaşlarım. Evet, Turgut Uyar bu şekilde. En son olarak Ülkü Tamer'e geldiğimizde, Ülkü Tamer de önemli şairlerden bir tanesi. Ülkü Tamer'i, şuradan kalemimi alayım. Ülkü Tamer kendine özgü olmayı istemiş ve bunu başarmıştır. Özgür çağrışımları beslediği şiirler yazmıştır. Diğerlerinden biraz daha farklıdır diyebiliriz. Özellikle sade bir dili vardır. Bunu söyleyebiliriz. Farklı olarak yayıncıdır. Yayıncıdır. Yani paragraf sorusu olarak gelirse belki buradan çıkabilir. Farklı olarak çevirmendir. Çevirmendir. Bunları söyleyebiliriz. Soğuk otların altında gök onları yanıltmaz. Ezra ile geriyi, virgülün başından geçenler eserleri, birkaç tane eseri. Ülkü Tamer yine potoda olan şairlerden bir tanesi. Ama potoda olan şairlerden bir tanesi. En önde olanlar bir Cemal Süreyya, bir Sezai Karakoç. Yani bunları özellikle bilmeniz gerekiyor değerli arkadaşlar. İkinci yeni şiiri çok konuşulur, çok sorulur, çok bilinmesi gereken şiirlerden bir tanesi. Dolayısıyla ikinci yeniyi bilin arkadaşlar. Çok ciddi bir şekilde soru gelme ihtimali var ikinci yeniye dair. İkinci yeni burada bitiyor. Arkasından çokça soru çözmenizi istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.